Evet, değerli takipçilerimiz, ikinci kez halk buluşmalarında sizlerle birlikteyiz. Siz soracaksınız, başkanımız yayınlayacak, cevaplayacak. Bu yayın, ilk yayın sosyal tesislerimizdedir. İkinci kez, bu kez Gülayıntepe'deyiz, yine halkın içindeyiz. Başkanım hoş geldiniz. İlk yayın çok iyiydi. Gerçekten güzeldi. Benim soruların arkaya gelişi ve vatandaşımızın gösterdiği rahatlık gerçekten çok güzel. Masaları da gezdiniz başkanım. Hemen siz ayrılır, ayrılır ayrılmaz yaptığınız hizmetler, yapmaya çalıştığınız çalışmalar üzerine konuşmalar da oldu, tartışmalar oldu. Bu alanda halk siyasete bakış açısı, yapılan çalışmalara bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir gelişme var mı? Hani ölçü artık da arkadaşlar artık bu tür çalışmalara, bu tür hizmetlere nasıl bakıyor? Şimdi mübarek bir Ramazan akşamında Ramazan ayına sayılı günler kala, kadın öncesine sayılı günler kala. Tavşanı bekleyen alan olarak dinlenen alanlar, sosyal amaçlı en yoğun kullanılan alanlardan bir tanesi. Gülayıntepe'de vatandaşların içerisinde bulunmaktan Ramazan akşamları tavşanlarla hareketi geçiyor. İnsanlarımız ne öyleyse sahur vaktine kadar dışarıda bulunmayı içerisinde özellikle yaz aylarına kadar da bulunuyor. Bu Gülayıntepe'ye de baktığımız zaman az önce vatandaşlarla beraber olduk. Çok yoğun bir rağbet var. Burada matbaası farkında, şehir merkezindeki ayınızda, milisede, eğitim ayınızda, bahçede, adam esiri davranların o tarafa geliyor. Burada çok yoğun kalabalık var. Keza güvende de çok yoğun kalabalık var. Havaların sıcak olmasıyla birlikte insanların kendilerine ihtiyacından sonra özellikle dışarı atar bir hale geldi. Tam bu vesileyle yaklaşan Kadir Gecesi'nin şimdiden mübarek olmasını temenni ediyorum. Ve akabinde kutlayacağım İslam Azam Bayramı'nda İslam Alem'in hayırlar getirmesini, Tavsun Altın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bir sürü kutsuyla bir Ramazan'ı geride bırakıyoruz. Geliyor derken neredeyse gitme noktasına geldi. Geçen senelerden farklı olarak bu sene dualar ilk 10 gün, 13-10 gün itibariyle son derece yoğun anda, son birkaç günde bir sıcaklık var. Çalışanlara da olan kolaylıklar versin. Hem de uçtularak hem çalışarak ekmeğini kazanma derdi olan insanlarımıza ya da meşguluk olan insanlara da Cenab-ı Allah sabır versin. Ve Ramazan'ın bereketi hepimizin üzerine olsun diyorum. Evet. Soruları bekliyoruz değerli izleyenler. Siz soracaksınız, başkanımız yanıtlayacak. Ama son paylaşımlarımız vardı başkanım. Onlarla başlayalım isterseniz. Evet. Gülayıntepe'deyiz. Tavuk pazarı taşınacak. Gülayıntepe'de taşınacak. Tavuk pazarının buraya geleceğini söylediniz. Projeyi biraz açar mısınız? Vatandaşımız nasıl bir şey bekliyor? Şimdi adı Tavuk Pazarı Taşınıyor projesi olmakla birlikte esasında biliyorsunuz bizim bir bedestan projemiz var. Uzaycık'ın ve Tavuk Pazarı'nın bulunduğu alanda. Yaklaşık bir 26-27 milyon Türk lirasına mal olacak olan yatırımların bir tanesi. Bir yerde Tavşan Ticaret Merkezi'nin de kendi içerisinde dengelenmesi, ticaret alanının genişlemesi ve daha kaliteli alanlarda ticaretin yapılması amacıyla ve üst çarşı diye tabir ettiğimiz bir zamanlar tavşanların merkezi olan konumun atıl hale gelmemesi ve hareketli hale gelmesi açısından da o bölgeyi biz canlı hale getirmek için bir bedestan projesi yapmıştık. Ondan da orada mimari özelliği olan bir tavuk pazarımız var biliyorsunuz. O tavuk pazarını mülayimi daha hareketli hale getirme, mülayimi daha canlı hale getirme amacıyla içerisinde sosyal tesislerle, kafeteryayla, ondan sonra toplantı alanlarıyla birlikte. Şu an hemen bizim karşımızda bulunan Park Bahçeleri Müdürlüğü'nün bulunduğu alanı taşıma suretiyle Karakola'ya ve taşıma işlemlerini son aşamaya gerekti. İnşallah buraya son derece modern, son derece hareketli, yaz-kış kullanımının mülayimi daha aktif hale getirecek bir sosyal tesis yapıyoruz. O proje bununla alakalı bir projeydi. Yaklaşık onun maliyeti de 3 milyon dolarında bir rakam tutuldu. Hem taşınması hem sökülmesi, yeniden montajı, ondan sonra modern manadaki o işletmenin sosyal tesislerinin konusu ihalesine çıkıldı geçen hafta. Biz de Facebook'ta sosyal paylaşım sitesinde, sitemizde hem de dediğim hem kendi sayfamda bunu gece hepsi paylaşmıştım. Mülayim kendi içerisinde senelerdir altı ya da bakın ama
yeniden elden geçmesi gereken normlardan bir tanesi. Biz son 2 senedir beklediğimiz konu biliyorsunuz hemen altımızda yer alan vadide infer işletmesinin bulunduğu alanı da Türkiye kömür işletmeleri, TKİ genel müdürlüğü anlaşma suretiyle onları Çukurköy'deki bir alana taşımak, orada yer vermek ve oradaki tesis karşılığında orada 7 milyon Türk lirasını tefabül eden arazi değerleri de 14 milyon bir yatırımı orada yapma gibi bir düşüncemiz vardı. Eski Enerji Bakanımız zamanında, Taner Bey zamanında ön protokoller imzalanmıştı ama 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri maalesef bu süreyi sekteye uğrattı. Böylece yeni bakanımızla birlikte geçen hafta gelmiştik. Konuyu tekrar görüşür hale geldik. Son 2 senedir, 3 senedir bu GLA'nın bulunduğu alanı da mülayim parkın içerisine dahil edelim diye biz biraz yatırımlarda bu bölgede geç kalmıştık. Daha fazla geç kalmamıştık. Nasıl olsa inşallah. Mülayim'den başlayacağız bu sene ve Mülayim'in hem o sosyal tesis Balpazar'ın taşınması konusu yani Balpazar'ın o çatısının mimari özelliği taşınması konusu hem etraftaki ağaçların biraz seyretilmesi, buranın daha canlı hale gelmesi, yürüyüş alanı oluşturması, spor alanı oluşturması konusunda bir çalışma inşallah bu sene burada yapıyoruz. Başkanım, Enerji Bakanı demişken Başbakan'ı aldı. Evet. Uzun süredir Başbakan seviyesinde kavşaklı siyasetçiyi ağırlamamıştı. Gece yarısında olmasına rağmen oldukça da kalabalık bir coşkulu bir kalabalık karşılık başkanım ve salı günü grup toplantısında da tavşanlılarda gurur duyuyorum dedi başkanımız. Nasıl değerlendiriyorsunuz başbakanın gelişini, o temasla ne anlam ifade ediyor? Vallahi Adnan'cığım ben şöyle anlatayım. Bizim yaklaşık 3 ay öncesinde Ankara'nın merkezi hükümetinden AK Parti genel merkezinden Kavşan'daki yapılmış olan yatırımlar, yapılan yatırımlar, temel atmalar, tesis açmalarla ilgili en azından bir bakanlık düzeyinde bir talebimiz olmuştu. Hatta ben şunu söyledim. 2016 yılı itibarıyla hem devletin yapacağı yatırımlar veya yaptığı yatırımlar, yapacağı yatırımlar, belediyenin yaptığı yatırımlar, yapacağı yatırımlar toplam miktarı neredeyse 30 milyon Türk lirasını tutar. Sadece Kavşan'da. Bu haliyle bir başbakanın gelmesini de hak ettirecek nitelikte bir yatırım yoğunluğu var. Ama Ankara'daki genel merkezin şunu söyledi. Etik ve kural gereği başbakan sadece illerde açılışlara ve temel atmalara katılıyor. İlçelerde böyle bir program yok demiş. Biz de bu anlamda bir bakanın en azından önümüz hafta itibariyle mesela Sayın Bakanımız Veseleroğlu gelişte şu içme suyunun temel atma töreni. Bu anlamda. Ama şu anda netleşmedi. Bu açılışlardan bazılarını yapalım kendi sahip olacağız. Bu manada da Sayın Başbakan verimli oldu. Yeraltı koşullu bölgesi, Tavşan'ın da gece saat 11'den sonra olmasına rağmen bir açık hava mitinginin yoğun bir şekilde halkımızın insanların katılımıyla gerçekleşmesi bizlerin göğsünü kabarttı. Ve Tavşanlı ismi hem başbakanımızın zihninde hem de genel merkezin zihninde başarılı bir programla kazınmış oldu. Bu anlamda gerçekten çok değerli bir katılımdı, çok değerli bir ağırlamaydı başbakanımızı ve biz bu manada heyecanı son anlarında yaşadık ve mahcup olmamanın gururunda hala yaşamaya devam ediyoruz ki o mesleki grup konuşmasında Sayın Başbakanımızın üç dilek kavşanı iktidar yolları ifade etmesi konusu bizlere ayrı bir mutluluk. Bir temaslar olacak. İnşallah Veysel Bey de gelir. İnşallah. Veysel Bey de önemli dostluğun olduğunu bildiğimiz birisi. Önemli de katkıları. İnşallah. Yasir Hocam bu bölgenin manevi bakanı. Fahriye Bakanı. Fahriye Hemşehrimiz. Bizim onunla görev bağımız biraz daha farklı.
ve onun bize sevgisi, bizim ona sevgimiz karşılıklı olacak. Diğer projelere geçelim. Okullar Hayat Olsun projesiyle 12 okulun bahçesinin düzenlenmesi konusu var. Evet. Bu da çok önemli. Artık okulların halka açılması, o okul bahçelerinin kullanılması önemli görünüyor. Vatandaşlarımızla belediyemizin yapmış olduğu spor tesislerini, spor alanlarını çok güzel kullanıyor. Özellikle bayanlar. Hı hı. O tarz bir şey mi olacak yoksa bunun içinde farklı şeyler var mı? Kulaklar için nasıl bizim eski valimiz Kenan Çiftçi. Evet, Kenan Çiftçi ilk Kutay'a vali olarak geldi dönemlerde. Bizim bir projemiz var. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında okul bahçelerinin halkın kullanımına açılmasıyla ilgili bir önerimiz oldu. Ve bu proje valilik noktasında kabul gördü. Daha sonra Sayın Ayımızın Kenan Çiftçi Ankara'da Milliyetin Bakanı'nın noktasını anlattığı ifade etti. Bir müddet sonra baktık biz adı projenin okul hayat olsun projesi kapsamında bir tarafta Milliyetin Bakanı'nın, bir tarafta Orman Bakanı'nın, bir tarafta diğer tarafta belediyeler güçlü kenar aralarında konsorsiyonun sunmak süresiyle okul bahçelerinin çevre düzenlemesine varıncaya kadar bir çalışma yapılsın diye bir şey çıkarttı. Yani genelde pandemide. Biz de o gün bugündür kapsamında özellikle okul bahçelerinin eğitim dışında çok kötü amaçlarla kullanılmaması, o atıl kalmaması adına onların gerek öğrencilerimizin kullanımına gerekse vatandaşımızın boş saatlerinde ve eğitim dışı saatlerde kullanması amacıyla bir proje hazırlayalım diye yola çıkmıştık. Başlangıçta geçmişte 3 projeydi ama daha sonra toplamda bunun 2 tane okul sahasına çıkardık. 13 okul sahasına çıkarırken bunu bir dengeleme yaptık. Şehir merkezi, kenar mahalleler ve biraz daha uzak Ömer Bey Mahallesi, Beyköy Mahallesi ve Çağdakum Mahallesi olarak projesinin içerisinde yaptık. 12 adet okul. 29 Haziran itibariyle de bunun ihalesi yapılıyor. Toplamda hani ihale olmasını Murat Hanım'ın telaffuz etme sonunda sakıncalı. Çünkü yaklaşık maliyeti de biz karşı tarafı bildirmiş oluyoruz. Kanunen bir suç bu. Ama yapıldığı an itibaren okul bahçelerinin kurul kurulu olduğunu, verimli bir şekilde kullanılabilir olduğunu hem çocuklarımıza hem gençlere hem de aynı zamanda ailelerimize dönük olarak fonksiyonel bir yapıya bürünmeye karar vereceğiz. Bunun sonucuna da şunu hedefliyoruz. Bu okul bahçeleri değişen, gelişen ve her geçen gün güzelleşen kapsamlı merkezinde artık kötü bir görünüme sahipti. En azından görsel açısından okul bahçelerinin güzelleştiğine karar vereceğiz ki bizim açımızdan ve çocuklarımız açısından mutlu bir görüntü. İşte bu soru Bağçeşme Mahallesi ile ilgili. Bağçeşme Mahallesi ile ilgili biz her sene bu program hazırlıyoruz. Bu sene nasıl olsa inşallah bir halı saha projemiz var burada. İhalesi yapıldı. Bir de geçen seneden hani bu yağmur suyu hatlarını yapamadığımız için asfaltını atamadığımız bir ana cadde var. Onun yan bağlantıları konusu var. O Bağçeşme Mahallesi'nde inşallah bu ana cadde ile birlikte yağ bağlantılarını kamuoyuna da zaman zaman yansıyor bu hani bakımsız buralar. Buralarla ilgili geçen sene biz yarım kalmıştı çalışma. İnşallah bu sene oralarla ilgili konuda hem asfalt çalışması yan yollarla birlikte, kaldırım çalışması, doğalgaz eksik olan alanların tamamlanması konusu bir daha halı sahayla ilgili çalışmayı yapacağız. Evet. Başkanım bir diğer Bağçeşme'de biliyorsunuz TOKİ'nin bir bölümü yapıldı. İkinci aşama ile ilgili de şu anda ihale aşaması devam ediyor. Evet başkanım. Bir diğer konuda Moymul Mahallesi. Başkanım Moymul Mahallesi'nde de düğün salonları ve sosyal tesisin yapılacağı konusu var. Evet. Bununla ilgili de bir açıklamalar veriyor muyuz? Moymul'un yaklaşık 4 senedir özlemi bir düğün salonu konusu. Aynı zamanda bir spor kulübü konusu var. Evet başkanım. Bu anlamda da Yavuz Selim Koleji'nin o kare kafaya bakan tarafındaki bölümünde biz projelendirmesi henüz daha yenice biten ki orada önce bir mülkiyeti Tavşanlı Belediyesi'ne kazandırmak gerekiyordu. Çünkü 1980'li yıllarda Yavuz Selim Koleji'nin bulunduğu alan 100 seneliğine oraya tahsis edilmiş. Şimdi zaman içerisinde de yapılan uygulamalarla belediyenin arazisi okulun arazisiyle iç içe geçmiş. Yani mülkiyet olarak. Yani belediye
orada mülkiyetin içerisinde hisseli konum oluşmuş. Bunun ayrılması gerekiyordu. Hukuken biraz süreç alacak onlardan bir tanesiydi. Son 1,5 senedir bununla ilgili çalışmaları başladık ve devam ettiriyorduk. Nihayet en son aşamaya geldi bu çalışmalar. Ve Ankara'daki bir firmayla, bizim Tavşan Reisi'nin projelerini hazırlayan bir firmayla da orada önce bir düğün salonu, yanı başında sosyal tesis niteliğinde bir kulüp binası ve ileriki dönemlerde de bir otel inşaatı olmak üzere bir proje hazırlığı var. Yani bitti hemen hemen. Biz projenin üzerine mutabık kaldık. Şu anda mahal listesi, yani keşif listesi hazırlanıyor. O da bittiği andan itibaren önümüzdeki bir aylık dönem içerisinde inşallah ihalesine çıkacağız oraya. Ve Moymul'da, evet Moymul'da, bu sene itibariyle de doğalgazın olmadığı, altyapının olmadığı yaklaşık bir 7-8 tane sokak kalmıştı. Onları da program dahilinde bu sene bitireceğiz. Ve Moymul'da Allah izin verirse inşallah bundan sonra konuşulan bir eksiklik kalmayacak. Mezarlık da çok güzel oldu başkanım. Mezarlıkta neler yaptı? Moymul mezarlığı konusu Muhtar Ahmet Sapmaz Bey'in gayretleriyle, Tavşan Belediyesi'nin takviyeleriyle daha güzel bir hale geldi. Hatta şöyle anlatayım. Moymul'da bir gün vatandaşın bir tanesi, ben de onu daha önce başka bir tarafta kullanmışım bir kelimeyi ama insanın neredeyse gidip yatacağı bir alan haline geldi Moymul mezarlığı konusu. Evet. Ve Moymul'da mezarlığındaki düzenlemeyle biz şunun da önüne geçmiş olduk. Mezarlık neredeyse dolma noktasına gelmişti. 20-25 senelik daha ömrünü uzatmış olduk mezarlık. En son yapılan düzenlemelerde. Oradaki ne kadar ölü alan varsa hepsini toprak dolgu ile birlikte, ondan sonra istinat duvarları ile birlikte kullanılabilir alan haline geldi ki Sayın Muhtarımız bu konuda bize çok büyük destek verdi. Ben Moymul halkı adına Muhtarımıza teşekkür ederim aynı zamanda. Evet. Yürüyüş yolları, yeni evet. Kapılar çok güzel oldu gerçekten. Tebrik ediyoruz Muhtarımıza, hem sizi başkanım. Başkanım, bir diğer konuda Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve su başında düğün salonları. Hı hı. Bu mahallelerimizde de sanırım düğün salonları inşa edilecek. Evet, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin düğün salonunun esasında biz geçen sene ihale etmiştik. Ama zeminin aşırı eğimli olması nedeniyle projede, yani ihale çıkmış olduğumuz projede bedel artışı sağlamak gerekiyordu. Onu da %20 iş artışı ile birlikte sağlayamama durumu olunca biz o projeyi Subaşı Mahallesi'ne kaydırdık. Yani düğün salonu. Çünkü mesela İstasyon Mahallesi'ndeki düğün salonu ile Yıldırım Beyazıt'taki düğün salonu aynı anda başlayıp gitmesi gereken projeydi. Şu anda o proje Subaşı'na kaydı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi için iki katlı hem sosyal tesisli hem ticaret alanda hem düğün salonunda bir proje uygulamasının projeleri bitti. O da ihale aşamasına geldi şu anda. Nasip olsa inşallah mahallenin bu anlamdaki tüm ihtiyaçları, hem ticaret alanı ihtiyacı, sosyal tesis alanı ihtiyacı, hem de düğün salonu ihtiyacı bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Bir de o bölgede Hayrettin Karaca Parkı var başkanım. Hayrettin Karaca Parkı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Okullar bölgesiyle ilgili projenin içerisinde devamında yapıcı olan projelerden bir tanesi. Hayrettin Karaca Park biliyorsunuz Temel Okulu'nun başkanı aynı zamanda. Rahmetli evet. Fevzi Coşkun'un da eski belediye başkanımız Fevzi Coşkun'un yakın dostlarından bir tanesi. Bu Hayrettin Karaca Parkı'nın ilk yapımı sırasında Tema'nın hem proje bazında hem de ağaçların oradaki yer alması ile ilgili konularda müthiş bir desteği olmuştu. Bu anlamda belediye meclisinden kendisinin hatırasına oraya Hayrettin Karaca Parkı verildi. Biz de bu sene Hayrettin Karaca Parkı'nın içerisinde aynen bir ada gibi, ben çok net konuşuyorum bunu, bir ada kalitesinde inşallah şehir düzenlemesini yapacağız. Çok güzel. Moymul'dan hemen mesajlar gelmiş başkanım. Çarşıyı sormuşlar. Çarşı ne olacak? Moymul çarşı, dükkanlar. Hem Moymul çarşı seneye başlıyoruz inşallah. Evet. Yani ben sadece bu kadarını söyleyeyim. Peki. Aşağı sanayiyi merak ediyor. Aşağı sanayi taşınacak mı? Orada bir aşağı sanayi ile ilgili konuda şöyle anlatayım. Biz Tavşan'daki Madeni Eşya Sanat Piyadır Odası Başkanımız Sayın Yasin Demirci ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile beraber inşaatların bir bölümü şu anda bitme aşamasına geldi. Geçen hafta itibariyle de belediye ait olan mülkiyetler üzerine de bir ihale kararı aldık biz. Yaklaşık 300 küsur tane dükkan çıkıyor orada. Belediye mülkiyetlerinin üzerinde.
kat karşılığı ya da mülkiyet karşılığı ihale olacak. Bu anlamda da ben şöyle anlatayım. Toplamda 700'e yakın küçük sanayide yeni bir iş yeri imkanı ortaya çıkıyor. Biz aşağı sanayinin bulunduğu alanla ilgili konuda... Evet, yayınımız devam ediyor. Zaman zaman kopmalar yaşıyoruz maalesef internetten dolayı. Başkanımız siz soruyorsunuz, cevaplıyor. Oldukça önemli konulara değindik. Başkanım, göbel kaplıcaları sorulmuş. Otel ne zaman yapılacak diye vatandaşımız merak ediyor. Ve bu otel nasıl bir şey olacak bir de onu hayalini... Otel bizim ortalama 100 yatak kapasiteli. Uygulama otörü olacak diye söylemiştik geçmişte. Onun projelerinde biz son aşamaya geldik. Artık bundan sonraki aşamada üniversiteyle ve YÖK'le anlaşma ve bununla ilgili bedel oluşturulması, YÖK'ten bir bedelin çıkması gerekiyor. Çünkü yerin tahsisini Kavşanı Belediyesi yapacak. Otel tamamıyla üniversite tarafından yapılacak olan konulardan bir tanesi. Ben şöyle anlatayım, bu sene sonuna kadar biz o konuda yapımı ile ilgili, bedelle ilgili konularda nihai hedefe ulaşırız diye tahmin ediyorum. Ve seneye de inşallah bununla ilgili süreç başlamış olur. Şimdi esas Göbel'de bizim biliyorsunuz 8 tane havuzlu villa projemiz var. Onların da ihale aşaması hemen hemen bitti. Projeler bitti, mahal listeleri çıkarıldı. Ve şöyle anlatayım. Düğünlerde yine bir moda var biliyorsunuz. Düğünden sonra gençlerimiz, çiftlerimiz balayı mahiyetinde, ön balayı mahiyetinde bölgedeki özellikle Kütahya'daki otellere gidiyorlar. Göbel'le ilgili de böyle bir talep var. Bu 8 tane villa da aynı zamanda bu haliyle bizim balayı suiti gibi bir kimliğe de bürünecek zaman içerisinde. Ben çok hızlı bir şekilde hem camiyle beraber biliyorsunuz evet, Göbel'de caminin bulunduğu alanı da yenileme düşüncemiz var. Hem camiyi hem de 8 tane apartı bu sene içerisinde inşaatına başlamak suretiyle seneye halkın hizmetine sunmayı hedefliyoruz biz. Evet. Göbel'deki proje bu. Kamulaştırmalarda son aşamaya geldik. Bazı mülkiyetlerde reddi miras olayları, çok hisseli mülkiyet yapısı nedeniyle sorunlar olmuştu. Onları zamana bıraktık çözülmesi konusunda. Ama otelin bulunduğu, otelin yapılacağı alanda herhangi bir mülkiyet sorunumuz yok elhamdülillah. Göbel'in son geleceği şekil bu. Evet. Bir de Göbel'le ilgili başkanım, geçtiğimiz hafta da yazıldı. Otel yapılıyor, işte üst düzey apart yapılıyor. Biraz halktan kopar mı acaba endişesi de var? Yok. Hani biraz rahatlatmak da gerekiyor. Göbel'de biliyorsunuz yola çıkarken farklı sosyal yapılara, sosyal dokulara hitap etsin düşüncesiyle fiyat aralıkları hedeflemiştik. Yani oraya gelen adam 50 liralık oda da bulacak, 100 liralık oda da bulacak, 200 liralık oda da bulacak. Ha, ben otelde kalmak istiyorum dersen onunla ilgili de imkanı da biz sağlamış oluruz. Yani biz Göbel'i bir tatil köyü havasına büründürmek istiyoruz. Şimdi Göbel bizim değerimiz. Şu ana kadar mesela Göbel'le ilgili konularda bazı işletmeciler dediler ki bize devredin burayı. Yani biz size senelik bazda kazandığınız parayı teslim edelim, verelim dediler. Normalde bir belediye başkanı olarak işimize gelen teklifler bunlar ama evet. Halkımızın oradan kopmaması, halkımızın o teklislerden sürekli yararlanması adına biz zarar etmiyoruz ama yatırımların da karşılığını almak suretiyle şu anda işletmeciliği belediye üzerinden devam ettirme düşüncesindeyiz. Çok yüksek kar gütmeden. Böyle bir düşüncemiz ki. Yok. Evet. Ha. Buna rağmen şikayet var mı? Fiyatlar konusunda şikayet var. İnsanımız diyor ki ya günlük 100 lira bu dışarıdaki insana göre çok ucuz geliyor. Bizim insanımıza çok pahalı geliyor. Evet. Baktığımız zaman dışarıdaki vatandaşlar kullanımı yani talebi daha fazla. Dış vatandaş talebi. Doluluk oranında %70'lere varan bir yabancı kullanımı söz konusu şu anda Göbel'de. Başkanım, TOKİ'lerle ilgili bir soru var. Dağçeşme Mahallesi ya da Ömer Bey Mahallesi'ne 3+1 tarzında konut yapılacak mı veya yapılacaksa nasıl bir konut olacak? Toplu Konut İdaresi'ne biz talep ettiğimiz zaman, şimdi Dağçeşme Mahallesi'ndeki ikinci etap konutlar 3+1. Birinciler 2+1'di. İkinciler 3+1 olacak. Yalnız 3+1 meselesi konusunda Toplu Konut İdaresi
119 metrekare net kullanım alanı üzerinde hesaplama yapıyor. Bunun bir ütü 130-136 metrekare civarında. Ama Ömer Bey mahallesinde yapacağımız konutlarda ağırlık 3+1 üzerinde kurulu. 2+1 serpiştiğimiz vaziyette. Evet. Orada sosyal konut olmayacak. Yani alt gelir grubuna dönük olarak yapılacak olanlar mümkünse biraz daha az olacak. Çünkü 1+1 diye ya da 2+1 diye tabir ettiğimiz konuları o bölgede sınırlı tutmak istiyoruz. Çünkü binaların hani bugün 2+1 ile yeterliliği söz konusu olmakla birlikte aileler bizim ataerkil aile düzeninden daha biz uzaklaşmadık. Evet. Yani torunlar, tombalaklar, gelinler, damatlar hep bir arada yaşam alışkanlığımız evet. Süreci devam ediyor. En kötü altı üstü oldu. Evet, altı üstü yaşam tarzları devam ediyor. Bu anlamda da dışarıda misafirler geldiği zaman, çoluk çocuk geldiği zaman, torunlar geldiği zaman evde bir rahat yaşam 3+1 ile sağlanıyor. Biz tavşana da bu hedeflerimiz sapmayacağız inşallah. Evet. İnşallah. Peki başkanım. Kurçay yolu Tevzipaşa İlköğretim Okulu civarında kasis talebi var başkanım. Orada bir vatandaş tehlike olduğunu düşünüyor. Orası karayollarının bakımı içerisinde. Karayollarının bakımı içerisinde de bu tür kasislere ilklerde sıcak bakmıyor. Orada biz çalışmaları biraz geciktiriyoruz. Geciktirme nedenimiz de şu. Biliyorsunuz devlet demir yolu üst geçitlerinden bir tanesi de Kurçay yoluna yapılıyor. Yani şu anki mevcut Shell benzinin oradan itibaren yapılacak olan üst geçit demir yolunda geçmek suretiyle jandarmanın eğitim alanı diye bir bölge vardı bir zamanlar biliyorsunuz. Evet. Yani, neredeyse oraya kadar ayağı iniyor. O proje bittikten sonraki noktadan yan yollar var bizim mesela. Direkt Emet yoluna bağlantı yollarımız var. Hayvan pazarının bulunduğu alandan, Sarıca Su Deresi'nin bulunduğu bölgeden. O projeleri hayata geçirirken biz güvenli trafiği o bölgede hedefliyoruz. O zaman bu meseleyi tekrar detaylandırırız. Bir izleyicimiz, önümüzdeki yıl gençlere yönelik kültür ve sanat faaliyetleri olacak mı? Başkanım, bu kültür ve sosyal işlere nasıl bakıyorsunuz? Tavşanlı Belediyesi olarak biz basın yayını ve aynı zamanda kültürel işleri kendi içerisinde sosyal işleri ayırırken temeldeki hedefimiz sosyal etkinlikleri artırma üzerine kurulu bir düzenimiz vardı, hedefimiz vardı. Bu anlamda bu sene kadınlarımızla beraber sosyal etkinliklerimiz, halı saha turnuvalarında yaşlılar ilgili turnuva, işte kurumlar arası turnuva, özel sektör turnuvası, işte çocuklarımıza dönük olarak yaz döneminde çeşitli branşlarda, yaklaşık 7-8 branşta etkinlikler ve adayı daha canlı hale getirmek amacıyla önümüzdeki dönem içerisinde oradaki amfitiyatronun daha etkin kullanımı, yani sanatsal işlemlerde bu konularda kullanmak üzere bir çalışma hedefimiz var. Tabii bu arada şu da olması gerekiyor. Mesela şu anda küme düşen bir liyitimizle birlikte ada stadımız neredeyse atıl hale geldi. Ada stadının içerisindeki bu tür amaçlı tesis şeylerimiz var, bölümlerimiz var, odalarımız var. Onları da etkin kullanmak adına aynı zamanda tribünün o kapalı açık tribün var adaya bakan tarafta. Ondan buz pateni pisti ve sosyal yaşam alanı ile birlikte adanın daha etkin bu tür amaçlarla kullanılmasına dönük belediyenin o bağlı biriminin, sosyal işler biriminin bir çalışma programı önümüzdeki dönemde daha etkin olacak. Şimdi hemen mülayimin arka tarafında yapılan kapalı spor salonu, hastanenin altına yapılacak olan kapalı spor salonu, yine mülayimin altına yapılacak olan o gençlik merkezi, evet, Mülayim Tepe'nin kendi içerisindeki parkurları, orada yapılacak olan sosyal tesis, Murat Gazi'nin sosyal tesisi, aynı zamanda şu anda çalışmalarına başladığımız o meteoroloji binasının bulunduğu alanın belediye kazandırılması ile ilgili konular da dahil olmak üzere sosyal projeler önümüzdeki dönemde biraz daha fazla, biraz daha halk tarafından tercih edilir hale gelecek inşallah. Başkan, meslek yüksekokulu, cami ve sosyal tesisi not almışız. Gençlere yönelik bu da önemli bir hizmet olacak. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Nasıl bir projemizi bekliyoruz? Şimdi
Tavşan Meslek Üstü Okulu Turizm Otancılık Bölümü müdürümüz Bülent Bey, okul müdürümüz, üniversite rektörümüzle birlikte. Üniversitenin senelerdir artık ihtiyacı halinde bulunan bir cami, aynı zamanda kütüphane, aynı zamanda sosyal işlerde kullanmak üzere bir ünite. Üniversite sahasındaki bayan ve erkek tuvaletlerde bir yetersizlik var, bahçede özellikle. Bunların hepsini kapsayan bir biz külliye niteliğinde bir proje hazırladık Ankara'da. Onu da Facebook'ta ben paylaştım geçen hafta itibariyle. O bu hafta, yani çıkan hafta itibariyle çarşamba günü oranın bir temel atma töreni vardı. Şu anda afiyet işlemleri bitti. Ama Sayın Vekilimiz Vural Kavuncu Bey'in Ankara'daki yoğun program nedeniyle o temel atmayı biz Ramazan bayramı arkasına bıraktık. Yani o külliye Diyanet İşleri'nin mali desteğiyle, Tavşan Belediyesi'nin hem makine desteği hem mali desteği, aynı zamanda üniversitenin desteğiyle birlikte mükemmel bir proje olacak. Alışılagelmişin dışında bir cami projesi, alışılagelmişin dışında bir külliye projesi, son derece modern bir yapı halinde inşallah en kısa zaman içerisinde üniversitede öğrencilik kullanımına sunulacak burası. Başkanım, Göbel'e tekrar dönecek olursak İbrahim Güder sormuş. Göbel'e büyük olimpik Agua Park talebi varmış. Bununla var. İlgili bir çalışmamız var mı? Agua Park bizim vazgeçmediğimiz Göbel'deki projelerden bir tanesi. Bu anlamda da geçen sene bir havuz projesi olunca Agua Park'ın önüne geçti o. Yani biliyorsunuz Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte kaynağın bulunduğu alanda şu anda devreye sokmuş olduğumuz bir havuz projesi var. Evet. Onun öncesinde biz aquapark düşünüyorduk. Nereye düşünüyorduk onu da söyleyeyim ben. Şu anda Başköy yoluna yeni bir yol açıldı ya. O bölgedeki arazinin eğiminden de yaralanma suretiyle oraya ilgili yaklaşık 3 milyon Türk lirasını kabul eden bir aquapark projesi vardı. Biz o projeden vazgeçmedik. Şu anda yolun o bölgeye Ramazan bayramı arkasında yönlendirilmesiyle birlikte nasıl olsa inşallah orada birkaç mülkiyette biz anlaşamadık mülkiyet sahipleriyle birlikte. Ama en son bir 6 dönüm kadar araziyi kamulaştırdık orada. Kamulaştırdığımız arazi üzerinde Aqua Park'ın projesini hayata geçireceğiz. Daha önce de elma bahçesinin olduğu alanda düşünmüştük ona. Elma bahçesine dönük olarak hazırlamış olduğumuz proje yeni yerine uygun olmadı. Bu projeyi revize edeceğiz bu sene içerisinde. Seneye oranında inşallah ihalesini yapacağız. Evet. Hasan Şen sormuş başkanım. Mülayim'in işletmecisi. Mülayim Tepe hakkındaki projeler var mı? Var, kendisi biliyor onu. Bu sosyal tesisin de burada yapılacağını, yani Tavalı Pazarı Sosyal Projesi'ni. Kendisine biz anlattık. Hatta ben şimdiden talibim dedim kendisi. Evet. Biz de kendisine dedik ki o ihaleyi verecek olan konulardan bir tanesi. Ama ben Hasan'a buradan teşekkür ediyorum. Mülayim'i her zaman canlı tutan. Çok az para kazansa da buradaki mülayim sevdasından vazgeçmeyen işletmeci arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bu akşam vakti de yoğun bir kalabalık var burada. Böyle bir kalabalık müşteriyi tutmak da her bir bayinin harcı değildir. Evet. Kendisine teşekkür ederiz. Başkanım, size bir selam var. Ömer Uzel, iyi geceler başkanım. İstanbul'dan, Erenköy'den size selam Ömer, demiş. Ömer kardeşime ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, isimleri okumamızı isteyen izleyicilerimiz var. Ahmet Doğru Öz, Bülent Turan, yine Enes Yalçındağ, Semra Özlügöl, Süleyman Kiraz, Mustafa Sevimli, Abdullah Kübra Bal, Osman Küçük. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Daha sayamadığımız birçok izleyicimiz sizleri tebrik ediyor. Ben de Ramazanlar mübarek olsun diyorum arkadaşlar. Evet başkanım, Lean Spor'la ilgili tabii beklediğimiz sorulardan birisi. Lean Spor'la ilgili neler yapılacak? Özellikle Başbakan'ın da Berat Albayrak'a talimat verdim. Adıslan'ın çok iyi yaptık ama Lean'i maalesef kurtaramadık ama talimatı verdim. Daha iyi noktaya geleceğiz dedi. Herhalde Enerji Bakanlığı'nın bir desteğiyle bu genel olarak tek kaynağın işi ama Adnan, ben şöyle anlatayım. Tavşanlı halkının benimsediği bir kulüptü. Tek dezavantajı vardı. O da bir kurum takımı olması. Evet. Dolayısıyla kurum takımı olunca yöneticiler de maalesef kurumdan
atanır oldu. Ben arkadaşları bu anlamda eleştirmek istemiyorum ama devlet memuru kafasıyla yöneticilik o kadar oluyor. Sporun kendi içerisindeki profesyonelliğini ya da o ruhu taşıması arkadaşlar da maalesef yeteri kadar olmadı. O bir görev olarak yaptılar bu görevi. Yani işi. Yanlış transferler oldu. Hatta geçen sene bir sezonda neredeyse 80 tane topçu geldi gitti. Eskişehir sporla zıyık. Yani Eskişehir'in de kazığı oldu bize bu anlamda. Evet. Ben şunu ifade edeyim. Biz senelerce suçlandık tavşan belgesi olarak. Birlikte yardım etmiyorlar diye. Bir profesyonel bir takım. Daha bu sene amatöre döndü. Balbilgi amatör oldu şimdi. Geçmiş senelerde biz Zenit'e hayvan pazar üzerinden, cuma pazar üzerinden, cuması pazar üzerinden vatandaşlardan bağışlarla birlikte senelik bazda neredeyse 400 lira gibi rakamları her zaman kendine teslim ettik. Bunu biz dillendiremedik çünkü kanunen suç bu yani bu anlamda. Ama o Süper Lig'e çıkma hayalinin olduğu dönemlerde o zamanki bu hedefi yakalayan, bu başarıyı yakalayan yönetimin ve genel komutanın, o zamanki Sayın Vekilimiz Hüsnü Ordu'nun son anda işte hedefi çok yüksek tutan bir mantıkla, yani takımda 150 bin liraya, 120 bin lira oynayan topçuları bir anda 400-450, işte bir Şener diye bir çocuk geldi, oynadı oynamadı, 700-800 bin lira transfer edildi. Mehmet Akgüs transferi var ki hala ben anlamış değilim, kaça geldi, kaça gitti konusun. Bu tür yanlış politikalar, yerelden uzaklaşma, kendi evlatlarımızdan uzaklaşma politikaları, profesyonel anlamda kulübün yönetilmesi konusu, işte pırasa doğrar gibi çeklerin doğranması konusu, hocaların gelip gidişi konusu. Yani şimdi Ali Nail var, Ali Nail konusu var. Adam kulübü batırdı, gittik tekrar Can Simidi'ydi, tekrar adamı buraya getirdi. Bir daha düşürürüz yani bu anlamda. Bu manada da maalesef bugün amatöre kadar indi. Yani Sayın Vekilimiz Vural Kıvıncı'nın getirdiği paranın etti hesabı yok. TK'nin verdiği paranın etti hesabı yok. Bir takım şirketlerin verdiği paranın etti hesabı yok. Hatta çoğu FTD Ligi'ndeki takımlardan daha iyi bir bütçeye sahip olmamıza rağmen bir anda 11-12 milyon gibi tavşanlı ölçeğinde ödenemez borçların içerisine girdi. Sonraki dönemlerde gelen yöneticiler de bu borçları ödensin, takım ne olursa olsun havasınlara geldi. Bak ben bunu net olarak söylüyorum yani. Suçlama değil. Yani amatör bir anlayış bu anlamda. Evet. Biz hep şunu söyledik, dedik ki mevcut yönetimin üstünde denetimci sadece. Bir üst yönetim anlayışı olsun. Yani gönüllülerden oluşan, tavşanların yani diğerlerinden oluşan bir anlayışla. Geçen sene bunu hayata geçirmeye çalıştık. 6-7 kişi ekiple beraber. Ama yani para isterken arkadaşlar kafamızdan eksik olmalılar. Fakat topçu transfer ederken, paraları harcarken ya da bir karar alırken hiç bize sormadılar bu anlamda. O da şey olmadı. Yani hedefine ulaşmadı. Biz de şunu demedik. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz diyemedik. Çünkü kurum takımı olduğu için pek fazla müdahale imkanımız yoktu. Ama Sayın Bakanımızın gelişi, Başbakanımızın gelişi ile beraber Berat Bey'e verilen talimat neticesinde inşallah yeteri kadar mali destekle birlikte ve ben şunu söyleyeyim, kulüp de inşallah akıllanmıştır. Profesyonel anlayış konusunda. Onlar da yeni bir anlayışla, yeni bir düşünceyle birlikte kulübü, niyeti bir üst lige çıkarma konusunda yeni bir hedef bu sene oluşacak. Benim temennim o. Bir de menajerler davası var. Evet. Buraya işte Sayın Bakanımız Taner Yıldız'ın göndermiş olduğu Abdullah diye bir arkadaş vardı, menajer. Kendine mi çalıştı, kulübe mi çalıştı ben hala anlamış değilim. Bir Erdinç menajer vardı, onu da anlamış değilim. Kendisine mi çalıştı, kulübe mi çalıştı? Daha iki tane menajerin, bir de bizim burada yerelde onun uzantısı, onların yardakısı, yalakası, birkaç tane kulüp yöneticisi, böyle anlatayım, onlar kendilerini biliyorlar. Yani ceplerinde 5 kuruş para yokken bilmiyor, paranın sahibi oldular her zaman da. O sağlayacak da, inek gibi gördüler değil mi başkan? Yani sağlayacak inek biraz ağır laf oldu ama yani o anlamda söylemeyeyim. Niyeti herkes kendi âli menfaatleri doğrultusunda kullandı. Biz kullanamadık niyeti. Yani hep korkumuzdan eller para buyur işte oradan buradan destek. Yani bir kaymakamın, bir belediye başkanının kulüp için direncilik yaptığını ben ilk defa memleketi gördüm yani. Çok net söylüyorum. Sayın Numan Atıkoğlu ile birlikte belediye başkanı Mustafa ile resmen dilenci oldu. Ne için? Kulüp için. Kulüp ne yaptı? Habire harcadı.
Hadi raca. Topçular geldi gitti. Kimler geldi gitti? Ya şu Sakup var, Antalya Spor'da oynayan topçu. Ya biz bu tur adamlara sahip çıkamadık. Adam şimdi şaka çakır top oynuyor. Evet, kaça oynuyor. Geldi, kaça gitti. O adam parayla geldi, parasız gitti. Yani bana. Mehmet Akyüz. 9 bin Türk lirasına gitti deniliyor. Kulübün kasasına gelen para 300 bin lira. Yani biz tabii böyle denildiği için söylüyorum. Bir de Beşiktaş kulübüne gidiyor. Yani Beşiktaş kulübüne gidiyor. Geldiği para nerede? Menajerin cebinde. Yani menajerlerin oyuncuları bir kurban haline getirdiler buraya. İnşallah bu hatalardan dönülür. Ben öyle diyorum. Sayın Vekilim Dural Kavuncu çok gayretli bu konularda. O da diyor ki benden para istediler. Ben daha ne yapayım diyor. Yani parayı buldum getirdim ben diyor. Ama yani demek ki parayı bulup getirmek de bu işte olmuyor. Yetmiyor. Evet. Evet. Çok net oldu. Teşekkürler. Hayriye Koca Demir sormuş. Musluklarımızdan ne zaman temiz su akmaya başlayacak? Yani bu içme suyu projemizi inşallah soruyor. Proje başladı. Pazartesi günü önemli bir gün değil mi? Evet. Önümüz hafta pazar günü Veysel Bakanımızın gelişiyle birlikte oradaki kurumlardan gerekli izinler alındı. Hattın geçici güzergahtaki ağaçlar kesilmeye devam ediyor şu anda. Ben 2017'nin sonu itibariyle, hatta 2018'de sarkan bir proje bu. Ama önümüzdeki 20 aylık dönem içerisinde biz temiz suyu içeceğiz artık. Evet, çok önemliydi. Evet, yine vatandaşımız sormaya devam ediyor. Meydan hakkındaki projeleriniz var mı? Beni daha açıklayacaksınız diye sormuşlar başkanım. Meydanla ilgili bir yarışma düzenleyeceğiz biz. Bununla ilgili Türkiye'de bakanlığın kabul etmiş olduğu bu tür mansiyon ödülü, başarı ödülü, birinci, ikinci, üçüncü ödülü bir proje konusunda tecrübeli Murat Bey'li bir arkadaşımız var. Türkiye'deki meydanların genelde yarışmalar suretiyle tasarlanmasında görev alan arkadaşımız bir tanesi bu. Nasip olsun inşallah biz kendisiyle 3 ay öncesinde bir görüşme yapmıştık. Mart ayı gibi. Ben kendisine Ağustos itibariyle bu yarışmaya başlayacağımızı söyledim. Gerekçesi de şu, biliyorsunuz hükümet konağı inşaatımız da devam ediyor. Bizim seneye hükümet konağı oraya taşınırken orada ne tür bir proje yapacağımızın net hale gelmesi gerekiyor. Hatta şöyle anlatayım ben. Hükümet konağını yıkmayla birlikte orada inşaatına da başlamamız gerekiyor. Benim kafamdan geçen düşüncelerin bir tanesi oranın altının tamamen otopark yapılması konusu. Hatta cumartesi pazarı konusunda meydandan biliyorsunuz yani merkezden dışarıya sorun. Cumartesi günleri de otopark olarak kullanıcı olan meydanın yani altının tamamıyla cumartesi pazarına hitap edici şekilde bir pazar yeri haline getirilmesi konusunda bir çalışmamız var. Nereye kadar bu? Vergi dairesinin bulunduğu alan, İstiklal Caddesi'nin bölümü, belediyenin bulunduğu meydan olmak üzere yaklaşık 5.670 metrekarelik alan arasında, 5.670 metrekarelik arasında değişiyor. O son şeyle beraber, yarışma ile beraber ona üst düzeydeki katılımcılar karar verecekler. Onların işi çünkü bu. Meydanla ilgili böyle bir düşüncemiz var. Nasıl olsun inşallah. Önemli bir proje. Bu arada otoparkla ilgili Selim Kaya sormuş. Herhalde ona da bir açıklık gelmiş oldu. Mesela şeyde bizim Belestan projesinde altta iki tane iki katlı otoparkımız var. Yaklaşık 5 yıl araştırma otopark olacak. Yeni biz belediye meclisinde bir karar kabul ettik. Artık bundan sonraki inşaatların alt katları, ticaret alanları hariç tamamıyla otopark olarak yapılacak. Alt katları. Bunu zorunlu hale getirdik daha doğrusu. Sosyal aktivite olarak sinemayı sormuşlar başkanım. Sinemadan vaz mı geçtik? Sinemadan vazgeçmedik. Biz biliyorsunuz yaz dönemi sinemalar pek fazla yok. Eylül itibariyle başladı. Evet, kış dönemi. Evet, kış dönemi itibariyle. Biz geçen sene, bu sene Türkiye'de vizyona giren filmler yani tarihleriyle bizim aramızda en fazla 2-3 günlük zaman farkı oldu. Ama şunu söyleyeyim. Vizyon filmlerin tamamını biz tavşanla getirdik ama insanlarımız burada değil de Kütahya'da tercih etmeli. Yani izlemeyi tercih ettiler. Yani buna siz de şahit oluyorsunuz. Evet, serayı da gezelim. Serayı da gezelim. İşte hafta sonu biraz nefes alalım düşüncesiyle. Sırf adı sinema ama adı gezmek. Evet. Bu anlamda biz vizyon filmleri yine getirmeye devam edeceğiz. Belediye kültürel faaliyetler konusunda da bu sene bu Necdet Uygur kardeşlerin Marco Paşa'sı ile birlikte bir hareketlilik oldu. Kendileriyle ikinci bir anlaşmamız daha var yeni dönem için.
ve Türkiye'deki profesyonel tiyatroları da tavşanlığa getirme konusunda özel bir gayretiniz olacak. Evet, devlet tiyatroları da önemli. Gerçekten tiyatro çok güzel, çok izleyici kalitesi de çok iyi oluyor. Tavşanlar çok sevdi bunu. İbrahim Güder sormuş, başkanım ikinci organize sanayi bölgesi ne zaman faaliyete geçecek? Kurumlar ne olacak orada? Birinci organize sanayi bölgesinin ikinci etabından bahsediyor herhalde İbrahim Bey. Kendisini yakına tanıdığım için. Orada Sanayi Bakanlığı'ndan sağlanmış olan kredi çerçevesinde altyapı ihalesine çıkıldı şu anda. Bu sene sonuna kadarki süreçte altyapı bitecek ama biz oradaki arsaların tamamının ön tahsislerini yaptık ikinci defa. Yani Pakistan'ı biliyorsunuz firmalar gelmişti. Enerjiye orada yer vermiştik. Bir takım firmalar da vardı. Bir tane büyük yerimiz kaldı. Yaklaşık 70 metrekarelik bir alan. O da hazine gibi. Onu saklıyoruz. En son bir seramik tesisi. Portland. Mesela talepte bulundu. Aynı alana. Yine Bursa'daki mobilya üreticilerinden bir tanesi tamamen ihracata dayalı. O talepte bulundu. Yine güneş enerji sistemlerinin Türkiye'de yaygın hale gelmesiyle birlikte bu bölgede güneş panelleri ve solar elemanları oluşturmak üzere bir fabrika talepte bulundu. Bu iki tane daha firma var. Onlar da önümüzdeki hafta içerisinde gelecekler. Kaymakam Bey'le beraber görüşmelere devam ediyoruz. Nasıl olsa inşallah o 70 bin metrekareyi de en ideal yatırımcıya vermek suretiyle birinci organize sanayi bölgesinin hem birinci etabını hem ikinci etabını doldurmuş olacağız. İkinci organize sanayi ilgili esasında bizim çalışmamız var. O da Örenköy sınavı içerisinde. Oralarda Tavşanlı Belediyesi'nin mücavir sahası içerisinde olmayla ilgili bir talebimiz olmuştu. Kurumlardan gerekli görüşler toplanıyor şu anda. Valilik tarafından muhtarlara soruluyor. Ondan sonra diğer resmi kurumlara soruluyor. Hani böyle bir talep var. Maden İşleri Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere. Bu bölgeye ilgili sizin özel bir projeniz var mı diye. Şu ana kadar olumsuz bilen bir taraf yok. İnşallah orasının mücavir alanı ilanı ile birlikte biz ihtisas organize sanayi ile ilgili konuda çalışmayı ikinci bölge olarak daha doğrusu Örenköy sınırları içerisinde başlayacağız. Başkanım size selamlar da var. Çalışmalarınızda başarı diliyor izleyicilerimiz. Bir izleyicimiz hayvan barınağını sormuş. %50'si bitti. İlerliyor. Çok da mükemmel. Nasıl bir hizmet olacak? Bölgenin en iyisi olacak deniliyor. Bölgenin en iyisi hak eden 12.600 metrekarelik bir alan üzerine kurulur. Yani şöyle anlatayım. Bakanlık destekli bir proje bu. Sokak hayvanlarının tamamıyla bakımının rehabilitasyonu yapılıyor. Ve o sokak hayvanlarıyla da halkımızın özdeşleştirildiği bir yapı haline gelecek burası. Onun için Şaban Ali'yi zaten seçtik. Hani memleketten uzak Irak diyarda olmasının düşüncesiyle Şaban Ali'de piknik alanına, mesire alanına gelen vatandaşlarımız inşallah orada hayvan barınağı uğramak suretiyle köpeklerle, kedilerle hem hal olup onlarla vakitlerini geçirebilecekler. Başkanım, kaldırımlarda çocuk arabasıyla yürümek çok zor. Bunu nasıl iyileştirmeyi düşünüyoruz? Ne yapabiliriz burada diye soruyorum. İşgalden dolayı mı yoksa kaldırım bozukluğundan dolayı mı orasını ben anlamadım. Evet. İşgalden dolayıysa mümkün olduğunca işgal ettirmemeye çalışıyoruz. Ama kaldırımların düzensizliği konusundan bahsediliyorsa onunla ilgili biz çoğu ilin hatta ilçenin önündeyiz. Evet. Yani düzenli kaldırımlar konusunda hatta engelli vatandaşlarımız için bile şeyler var, şeritlerimiz var. Onu söyleyelim, Taksim Meydanı'nda bile o yok. Yok yani değil. Taksim Meydanı'nda olmayan o engelli, özellikle görme engelli arkadaşlarımızın yürüyebilmeleri için o yollar gerçekten çok önemli. Ama birçok kişi ne olduğunu bilmiyordur ama o sarı çizgiler çok önemli. Çok önemli ama kaldırımlar işgal ediliyor diyorlarsa maalesef bu konuda biz ceza yazmaktan bıktık. Zaman zaman bir bakıyorsunuz vatandaşımız kaldırımları Fuzuliye boydan boya kapatıyor. Gidiyoruz, engelliyoruz. Kısa bir süreli de olsa boşalıyor kaldırımlar. Ve son zamanlarda dikkatimi çeken bir konu oldu. Kaldırımlarda otopark yapma alışkanlığı var. Yani özellikle o ceplerle yani şimdi cebi kullanmıyor adam şeyi kullanıyor. Kaldırımı kullanıyor. Ben birkaç vatandaşa sordum neden böyle yapıyorsunuz diye.
binanın gölgesi kaldırma ancak isabet ettiği için gölgede kalsın düşünmesiyle biz kaldırma çıkarıyoruz arabayı. O da yazık yani. Ayıp esasında. Doğalgaz çalışmaları sorulmuş başkanım. Doğalgaz çalışmalarınıza durum nedir ve ondan ücret daire başına mı metrekareye göre mi hesaplanıyor diye bir soru gelmiş ama. Şimdi abonelik sistemi var. Yani biz almıyoruz onu, Çin gaz firması diyor. Her bir abonenin ortalama 600-700 lira maliyeti var Çin gaz firmasına. Biz sadece bağlantı noktasında kazım olursa, kazım maliyeti dediğimiz 200-300 lira bedelik alıyoruz. Onu alıyoruz. Tavşanların %75'inde şu anda doğalgaz çalışması hemen hemen bitti onlar. Evet başkanım. Yani evinin önünde kutusu dahil olmak üzere. Bu sene %10 daha tekabül edeceğiz. %85'e çıkacak. Nasıl olsun inşallah Beyköy, Çardaklı ve Dedeler Mahallesi kaldı. Onun haricinde tüm mahallelerde doğalgaz çalışması bitmiş olacak. Bir de başkanım biz geçmişi biraz unutuyoruz sanki. Bir 10 yıl öncesine dönersek böyle özellikle kış aylarında bir kara bir bulut çökerdi. Tabii. O hep biz belediyeden karbon monoksit ölçümlerini alırdık. Çok yüksek değerlerde çıkardı artık. Zehirlenme noktasına gelirdik. Ama doğalgaz hakikaten biraz havayı düzeltti gibi görünüyor değil mi başkanım? Elhamdülillah. Yani insanlarımız kamu kurumlarının evine girdiği anda üzerindeki elbiseyi çıkaracak derecede kirli bir hava vardı. Evet. Yani evde. Hatta o çıkardığı elbiseyi de ortalığı asmamak üzere gidip ya çamaşırı atma ya da koku odaya dağılmasın diye tenha bir yere götürme konusunda bir hava kirliliğimiz vardı. Son 4-5 senedir bu konuda epey bir mesafe kat ettik. Doğalgaz sayesinde. Doğalgaz çok önemli bir hizmet evet, oldu. Evet. Gerçekten bu alanda ilgili bakanlara, hükümetlere de teşekkür etmek evet. gerekiyor. Ömer Bey Muhtarı, başkanım tavşanlığa kattığınız değerler için teşekkür ederiz demiş. Ömer Mustafa'ya teşekkür ederim. Murat Aydın teşekkür ediyor başkanım. Bir ihbar hattı kurar mısınız diye sormuş. Ha, ama onu söylüyorum. İhbar hattı ile ilgili bizim belediyenin özel kaleminde geçen hafta konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Mevcut ihbar hattı baktık biz atıl kalıyor. Yeni bir ihbar hattı ile ilgili çalışmaya başladık biz. Günün 24 saati ve personeline bakamadığı dönemlerde de kayıt sistemi olacak bu. Yani adam bağlanacak buraya. Biz ertesi gün geldiğiniz zaman dinleyeceğiz bunu ve vatandaşın şeysini de talebini aynı zamanda alma imkanına sağlayacağız. 15 güne kadar kurulur. Evet, İmer gibi olacak. Evet. Anında şikayetler gelecek. Çarşı merkezinin trafiğe kapatılması konusu. Başkanım onu bir kapattık. Bir evet. Esnaf pek memnun kalmadı gibi. Esnaf esasında memnun kaldı da vatandaş memnun kalmadı. Evet. Esnafı hala kapatın diyor. Evet. Ciddi mi söylüyorum? Kapatın diyorlar. Keşke açmasaydınız diyorlar. Yani o zamanki biz trafiği tekrar açmamızın nedeni şu. Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nden belediyenin bulunduğu o sokağa, yani Balıkpazarı'nın oradan geçen sokağımız var ya. Oraya çok aşırı bir trafik yoğunluğu oldu. Çarşıya yani meydana ulaşma konusunda. Bunun çözümünü bulamadığımız için biz tekrar trafiği açmak zorunda kaldık. O meseleyi çözersek tekrar trafiği kapatalım. Proje devam ediyor. Peki başkan, sorular bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben ilgiye, alakaya teşekkür ederim. Şu var, hayatımın her anında samimi olmayı, gerçekçi olmayı ve dürüst olmayı hedef alan bir insan olarak saklamadan, gizlemeden, eleştirilere tahammül etme suretiyle biz belediye başkanlarına yürütmeye çalışıyoruz. İnsanlar da bizim bu halimizle bizi hoşgörüyle karşılıyorlar, anlayışla karşılıyorlar. Yani seviyorlar. Ben tavşanın halkına bu anlamda teşekkür ediyorum. Şunu söylemiştim, değişmeyen ve geldiği gibi görevi bırakacak bir Mustafa Güler'i karşınızda bulacaksınız diye söylemiştim. 7 senelik belediye başkanımız döneminde yine o düşünceden vazgeçmeden, vicdanımızı köreltmeden, karartmadan, insanlarımızı farklı kategorilere koymadan, geldiğimizin yerin neresi olduğunu unutmadan ve tavşanla ilgili hedefleri de hayata geçirme konusunda bıkmadan, usanmadan
çalışma temposunu ikimizle birlikte yürütüyoruz. Evet. Bu manada başkan yardımcılarımız başta, karar mekanizması makasını olan belediyemiz dahil olmak üzere, belediye personeli tamamına ben teşekkür ediyorum bu gayretli çalışmalarından dolayı. Geçen programda söylemiştim, artık Kütahya ve Kütahya, yani işte Tavşan ya dışarıdan gelen insanlarımız küçük İstanbul gözüyle bakıyorlar, değişimi daha net görebiliyorlar. Benim sıkıntılarımızdan bir tanesi işsizlikti. Bu anlamda onun önüne geçme imkanına sahip olduk. Ve de duygusal manada ailelerin ekonomik nedenlerle yıkılmasının önüne de bir yerde geçmiş olduk. Mutluyuz bu anlamda. Tavşan da bizim çocuğumuz, onu el birlik büyütüyoruz. Büyütürken bu tür işte yani bir yerde halk sohbetleriyle, onların tepkileriyle, söylemleriyle, önerileriyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki dönemde ortaya koyduğumuz hedeflerle Tavşan'da bir il kapasitesine görünecek. Yani görsel olarak inşallah. Ve kendi kendine yeterli bir bütçesi olan, borcu olmayan bir belediye haline gelecek. İnşallah o hayalle önümüze daha sağlıklı bir şekilde bakma imkanına sahip olacağız. Başkanım, biz de size teşekkür ediyoruz. Tavşanlı'ya kattığınız değerlerden dolayı. Yayınlarımız devam edecek değerli izleyenler. Sizler de sorularınızla, bütün sorulara cevap vermeye çalıştık. Başkanımız samimiyetle bu cevapları sizlere aktardı. Belediyenin çalışmalarını anlattı. Yine anlatmaya devam edeceğiz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için.